Tamam dedi. Madem sınamış olduk, korkuyu iyi alayım. Şeye kadar gelmişti diye düşünüyorum da ağırlıkların oraya kadar. Ayağını tutarmıştım. Şu bahçesine kadar. Gelin! Gelin! Eren gidiyor ha! Şeyle bir şey yapmıyorlar değil mi bunlar? Eren hadi ya! Arap'la şey Raskoni. Eren bak girdiriyorum ha! Yok Mahir, Ceren babama yem döküyor. Hani baba nerede ki? Aşağı arda ineklere döküyor. Bu kızlar kim dökecek? Haydi haydi! Ceren babam oraya döksün. Arkadaşlar Raskoni koyundan geldi, koyundan. Kızımla oynuyor. Kızım koyuna gitmiyor çünkü yavruları var. Geliyor mu? Ses geliyor. Kızım Raskoni'ye korku diyor değil mi? Şimdi oyunu... Fazla şey yaparsa gitti. Oynamadığı zaman şey yaparsa şey yaparsa. Geçer mi araba? Araba falan geçer mi? Dolmadan. Önler içeri alırsın. Ceren yemi döktün mü? Yemi ben döktün de... mü? Ben de yavrularına oraya gideyim. Yavruları biraz çekeyim. Ne oldu lan? Arkadaşlar, kızımın yavruları da bu durumda işte. Değil mi lan? Babuşu uyuyor mu lan? Babuşu.
Uyuyor musunuz lan? Arkadaşlar hepsinin karnına tok. Şu şekilde yatıyorlar. Nereye yuvarlanıyorsun? Nereye? Gözler mözleri açıldı artık. Adam oldu arkadaşlar bunlar. Şeylerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Buradan çekeyim. Arkadaşlar şeyin kasırganın zincirde olduğunu soran çok kişi oldu. Arkadaşlar şuradan atlıyor üstten. Oraya kapattım. Giriş çıkışlara izin vermiyor serbestken. En rahat yöntem buldunuz. Neticede aynı şeyin telin içinde gezebiliyor işte zincirde ama. Giriş çıkışlarımızı engellemiyor. Tamam oğlum tamam sus. Giriş çıkışlarımızı engellemiyor en azından. Bundan dolayı arkadaşlar yoksa kafesteki küpel zincire niye vurdunuz diye soruyorlar. Siz de haklısınız. Ama demek ki bir sebebi var arkadaşlar. Artı bunu koyurup da çekim yapmayı boş ver. Koyurmak mümkün değil arkadaşlar. Bunun için yok. Benim yeğenim yeni yavruyu çeliği kaybetti. Onu arıyor. Bulamadın mı? Mahir bulamadın mı? He? Bulamadın mı? Orada mı? Yok. Kafasına göre niye tutuyor? Gel Tosik gel. Gel. Gel lan buraya. Gel. Bu kendi özgüvenini bir kazansa. Tırsak daha. Gel oğlum gel. Gel. Yerim değişti bile mi? Yerimdeyken iyi. Gel. Arkadaşlar yeni elemanımız dün önceki gün paylaşmıştım. 85 santim. Adı da artık Arap değil arkadaşlar. Çölü diyelim bilmiyorum herkesin zoruna gitti. Ama
böyle bir şey. 11 aylık 12'ye girecek. Yakında 85. Oğlum, arkadaşlar özgüveni yok. Özgüveni niye yok onu bilmiyorum ama neticede bir aile, sağlam bir ailenin evinde bekliyordu. Arkadaşlar Raskolina diş biliyor. Raskolina da aynı şekilde. Hemen de bizde yeni gelenin özgüveni daha düşük olur. Yapma lan. Rab. Asko. Arkadaşlar bu bunun dedesi, evet. Dedesini ben Afyon'dan getirmiştim arkadaşlar. Çok güzel bir hayvandı. Yılan vurdu öldü. Gel. Rab. Tüssün. Yaklaşık aralarında bir ay, bir buçuk ay rahat var. Raskon daha küçük. Ama burada özgüvenini kazanacak inşallah. Aynen Raskon'da olduğu gibi. Değil mi lan? Değil mi Tüsyon? Ha? Şunun yanında küçük kaldın lan. Ha, ben seni dev sanıyordum. 83 85 arkadaşlar. Ya ben arkadaşlar metre alıp ölçmüyorum ama tahmini. Az buçuk bir işin içindeyiz. Biliyoruz. Boyun da arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şuradan ölçüyorum arkadaşlar. Şuradan. Herkes nasıl şey yapar biliyor musunuz ama genelde ölçü şu şekilde yerden. Şu omuz yüksekliğidir arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.